Arkadaşlar Gelecek Toprak'ta kanalından selamun aleyküm. Bugün size azot ağırlıklı güzel bir gübre tarifi vereceğim inşallah. Buradaki güzelliğin amacı şu. Buna kalsiyum da katacağız biz. Kalsiyumu nasıl? Yumurta kabuklarıyla katacağız. 15-20 gün bunların bir dinlenme süresi var ya. O arada da fermente olurken açığa çıkarttığı ısıyla beraber inşallah bu yumurta kabuğunun içindeki kalsiyumlar da suyumuza geçecek. Azot, fosfor ve potasyum noktasında güvercin gübresi çok zengin biliyorsunuz. Yalnız bunların zamanını geçirirsek önemli miktarda iz elementler uçarak kayboluyor. Biz bunları aşağı yukarı kümeste beklediler. Kümeste 1-2 aydır duruyorlar. 3 aydan sonra zaten %30-%40 noktasında bir azot kaybı oluyor. Organik madde kaybı oluyor. Güvercin gübresi de gübreler içindeki en iyi gübre noktasında. Arkadaşlar şöyle atıp karıştıracağım zaten. Üstüne de şu üstüne su ilave edeceğiz. Şuna da. Bu tabii ki bir deneme. Geçerse kalsiyum iyi olur. Geçmezse de zaten bu şerbeti kullanacağız direkt. Üstlerini dolduracak şekilde şimdi su ilave edeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar çok basit ama dikkat edilmesi gereken birkaç kuraldan sonra da çok faydalı olacağına inandığımız zaten denenen organik gübremiz. Organik tarım, doğal tarımın vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir gübre. Şöyle doldurun. Zaten bunlar çamur gibi olacak arkadaşlar iyice. Bir 10-15 günde. Ama benim merak ettiğim şu yumurta kabuklarıyla biz bu işi nasıl olacak? Hatta şey yapmayı da düşünüyorum. Bunu toprağa katıp biraz toprağa. Isırgan otu gübresi bu. Karşılaştırma için bir şey yaptırabilirim. Tahlil. Bunun hazırlanması böyleydi arkadaşlar. Karıştıracağız. 2 güne bir karıştıracağız. 1-2 güne bir. Ağzı kapalı olacak. Ağzı kapalı olmasına çok dikkat edin. Uçmasın. İstediğimiz vitamin ve mineraller uçmasın. Dikkat edelim. Ağzını kapatalım. Karıştıralım. İnşallah. Sonra da güzelce kullanalım organik gübremizi. Doğal gübremizi. Organik zaten biliyorsunuz artık çok 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 zorlaştı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaşlar verirken, çalışmalarını yaparken sonucunu da paylaşacağız inşallah.